Sevgili izleyiciler, Lidya ile Ruhun Tadı programında evet biraz ara verdik. Biraz dinlenmek de iyi oluyor. Şimdi tam gaz devam ediyoruz. Yine muhteşem konuklarla. Benim için çok özel sohbetler oluyor. Çünkü siz genelde benim spiritüel konuklar ağırlamama alışıksınız. Ama bu programda farklı bir şey yaptım. Hepimizin çok merak ettiği soruları uzmanlarına ve çok çok kıymetli isimlere soruyorum. Bugün de konuğum sevgili Sadullah Karun, estetik ve plastik cerrahi uzmanı. Nasıl hocam? Evet, çok şık. Çok iyi söyledin değil mi? Tamam. Çok sizin titriler çok afilli ve uzun oluyor. Aslında o yüzden daha da hatasız uzun. Söylemeye çalışmak aslında zor. Aslında daha da uzun. Plastik, estetik, rekonstrüktif cerrahi. Rekonstrüktifi nasıl söyledim? Söyleyebildim. Rekonstrüktif cerrahi uzmanısınız aynı zamanda. Hoş uzun. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum ve hoş buluştuk. Şimdi sizin konunuz her şeyin, nice gündemde olan konular var. Siyaset, efendime söyleyeyim, ekonomik krizler, bir takım olaylar, tehditler falan, depremler, hepsinin üstünde bir konu güzellik. Evet. Değil tarihten mi? Tarihin başlangıcından beri incelemelere bakarsanız kadın güzelliği, kadınların güzelliğe verdiği değer, hatta erkeklerin, hı hı, o zamanlardan başlıyor, günümüze kadar devam ediyor. Devam ediyor, evet. Yani her ne olursa olsun o güzelliğimizden vazgeçmiyoruz. O şık, o estetik, o zarif, o arzulanır olma dürtüsünden vazgeçmiyoruz. Beğenilir olma, etkileyici olma, evet, ve çekici olma. Evet, değil mi? Peki hocam, şimdi çok konuşacak konumuz var. Ama son dönemde işi çok daha hızlandırıcı bir şeyler çıktı. Yani bildiğimiz ameliyatlar var, işte burun, belki işte çene, belki işte yanak ameliyatları, açacağım bunları. Yüz ameliyatları, evet. Göz ameliyatları. Mesela bana o enteresan gelmiş. Yani gözümü büyük göstermek için ameliyat ettirebiliyor muyum? Böyle bir şey mi var? Gözünüzün görünüşünü öne çıkarmak için yapılan işler var tabii. Cerrahi müdahaleler var tabii. Göz kapaklarınız buna uygunsa. Uygunsa. Ama şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Göz kapağı, düşük göz kapağı estetiğinden bahsetmiyoruz. Gözü daha badem göstermeden bahsediyoruz. Badem göz ameliyatı başka. O göz köşelerini yukarı çeken bir ameliyat. Daha böyle Orta Doğu, Uzak Doğu'ya benzetiyor insanların yüzünü. Özellikle göz köşeleri düşük insanlarda daha çok arzulanan, istenen daha yönde, çekik halde olması, biraz daha yani çekik gösteriyor göz köşelerini yukarıya taşıyarak. Bir anda daldık konuya ama bu ameliyatı daha çok kimler tercih ediyor? Genç bayanlar tabii ve daha çok böyle internette çok gezenler, sosyal medyaya çok bakanlar, bunu yaptıran kişilerden veya göz kapağı, göz yapısı öyle olan kişilerden etkilenenler daha çok soruluyor. Eskiden az sorulan şeyler, değil şimdi mi, daha fazla soruluyor. Böyle her şey soruluyor, moda ameliyatlar gibi. Moda ameliyatlar gibi. Aynen. Öyle moda şey da oluyor. Yalnız kişinin hep açıklanır ya, kişinin kendine yakışanıdır moda. Tabii. Tabiridir ya. Aslında doğrusu moda değildir. Yani kişiye tarzdır. Tarzdır. Tarzınızı oluşturmanız lazım. Çünkü moda size yakışmayabilir. Moda geçicidir zaten, bir dönemliktir. Yani tarz sizle beraber yaşar, sizin tarzınızdır. Yani şimdi böyle bir şey var ki leopar deseni hep üstüne biz kadınlar tarafından konuşulur ve şöyle bir şey vardır. Evet. 40 yaş üstüne geçtiği zaman leoparı giyersin. Ya kemerde ya cekette ya bir şeyde, ya gömlekte. Çantada bulursunuz. Bulursun bir yerinde. Yani aslında bazı yerden galiba kaçamıyoruz. Evet, yani tabii dönem dönem tarzımız da değişebiliyor. Hı-hı. Yaşama bakışımız değişiyor, zevk anlayışımız değişiyor. Hı-hı. Bunlara bağlı olarak tabii beklentilerimiz, yaptığımız zevklerimiz değişiyor tabii. Peki, size daha çok hangi vakalar geliyor? Yani sizden ne istiyorlar hocam? Ne yapılmasını şimdi istiyorlar? Şimdi amaç derseniz, birincisi güzelleşmek. Ben de harika sohbete bu arada... Sohbet çok tatlı. Hocam da böyle bütün bilgileri akıtmaya, bizi aydınlatmaya son derece müsait. Ben bir yemek yapacaktım değil mi? Onu da söyleyeyim bu arada. Ne yapacağım size biliyor musunuz? Karnabaharlı pilav yapacağım. Ay hayatta olmaz, duymadım falan demeyin. Az sonra yiyeceğiz. Dinliyorum. Ben duymadım, onu söyleyeyim. Tamam, duyuracağım şimdi. Evet. Birincisi insanlar... Yıkayalım. Güzelleşmek istiyorlar. Evet. Yani başvuru sebeplerinin en önemli nedeni, sebebi bu. Hı hı. İkincisi de gençleşmek amacıyla başvuranlar. Yani, güzelleşmek gençleşmekten daha mı önde şu anda?
güzelleşmek isteyen insanların sayısı daha fazla. Gençleşmek kim ister? Yaşa, orta yaş ve ileri yaş olanlar ister. Evet. Ama güzelleşme arzusu her yaşın daha olayım. Genç yaşlardan, daha küçük yaşlardan başladığı için daha büyük bir gruba hitap ediyor. Elbette ki güzelleşmek isteyenlerin sayısı daha fazla ama gençleşmenin içinde zaten güzelleşme de var. Zaten var, yani evet. O gençleşme isteyen hem güzelleşme hem gençleşme istiyor. İkisini birden istiyor. Hmm. Bunun için ameliyatlı yöntemler var, ameliyatsız yöntemler var. Beklentileri az olan insanlarda kullandığımız daha basit yöntemler var. Nedir onlar hocam? Mesela? Ameliyatsız yöntemler çok bilinen işte botoks olabilir, dolgu olabilir. Botoks diyorum ama botoks gerçekten çok etkili bir yöntem, bir malzeme. Çok şey, hakkında olumsuz konuşulduğu da oluyor. İşte yılan zehiri, yok işte mimikler artık eskisi gibi değil bence. Her şey mimikleri kilitliyor, yani değil mi? Her şey hakkında kötü konuşulabilir. Her şey hakkında konuşulabilir. Kötü konuşulabilir. Yani bir lokanta hakkında, bir yemek çeşidi hakkında kötü konuşulabilir. Herkes, ben yedim insanlar. Onu hiç beğenmedim diye. Güzel yapılmadıysa güzel değildir. Evet, doğru. Ama botoks çok etkili, çok güzel kullanılabilen, çok iyi sonuçlar verebilen bir malzeme aslında. Ama amaca yönelik olacak. Ben yüzünü bununla senin kaldıracağım derseniz olmaz. O özellikle göz etrafındaki kırışıklıklar da çok etkili. Alındaki kırışıklıklar da çok etkili. Botoks ayrıca tedavi amaçlı da kullanıyoruz biz onları. Yani el terlemeleri oluyor. Evet, koltuk altı terlemelerini kullanıyorsunuz, onu el duydum. El terlemeleri, ayak terlemeleri, bunları azaltmak için kullanılıyor. Bazı insanlar yani başkasıyla tokalaşamıyorlar, elini uzatamıyor, utanıyor, eli ıslak. Utanıyor, eli ıslak. Tabii, çünkü sınava giriyor çocuk, kağıt yazıyor, kağıdı ıslak veriyor hocaya. Oradaki terliyor, oradaki ter bezlerin fonksiyonu çok fazla. Sempatik sistemin uyarısı çok fazla onlarda. Onun için rahatsız oluyorlar. Botoks bunları azaltmada çok etkili olarak kullanılıyor. Tedavi amaçlı da kullanılıyor. Bunun dışında gece ısırmaları oluyor bazı insanlarda. Dişlerini aşındırıyor bunlar. Galiba bence de var hocam. Gece yatarken ısırıyor. Diş hekimleri onları ağız içine kullanmıyoruz da onu. Yapıyorlar. Kullansa da onları da parçalıyorlar ısırıp. Evet. Yani benim aşına aşına diş kalmadı gerçekten. Onun için buradaki maseder kaslarına yapılan botoks en güçlü kaslardan biridir buradaki çiğneme kası, maseder kası. Tamam. Onları zayıflatıp, gücünü azaltıp gece ısırmalarını tedavi edebiliyoruz onlarla. Aa, bu çok iyi bir bilgi. Bunu ben de kullanayım. Ve aynı zamanda bu biraz yüzü geniş, çenesi geniş insanlarda kasları incelttiği için maseter kaslarını, özellikle bu çok ısıran insanlarda, oraları biraz incelttiği için estetik amaç da taşıyor aynı zamanda. İkisi birden oluyor. Bu enteresanmış. Yani her zaman her şeyi iki tane kırışık incelteceğim veya açacağım diye değil, tabii biraz canım, daha fazla içinde. Boyutlu ve tedavi amaçlı da değerlendirmek gerekiyor. Tabii. O zaman başka bir ilginç daha şey söyleyeyim. Lütfen. Botoksla ilgili. Migren tedavisinde kullanıyoruz. Evet, onu da duydum. Onu migren da duydum. Tedavisinde çok yaygın ve çok etkili olarak kullanıyoruz. Migrenin başladığı yer iyi tespit edilirse, nereden başladığı, yani yüzden başlıyorsa. Kalıcı bir sonuç mu veriyor hocam? Kalıcı sonuç vermiyor. Ama sadece basit bir iğne yapıyorsunuz yüzüne birkaç tane kişinin veya ensesinden geliyorsa işte ensedeki belli bölgelere yapıyorsunuz. Hı hı. Bu aylarca tedavi ediyor onu. Yani bir iğne yapıyorsunuz aylarca tedavi sağlıyor. Bu çok etkili, çok büyük bir şey. Kesinlikle. Böyle benim hastalarım var. Aralıklarla gelip yaptırırlar mesela. 4, 5, 6 ayda kendi sıklığına göre migren için gelip botoks yaptırırlar. Çok etkili oluyor onlar da. Çok yararlı oluyor. Çok iyi. Peki bir araya gireyim. Şuradan göstereyim. Bakın ince ince çiğden yıkadık. Karnabaharımızı ince ince kıydık. Evet. Şimdi bu karnabaharı aslında bu çok da kolay, hemen yapılabilecek bir çeşit pilav. Birazcık zeytinyağı ekliyorum. Ama tabii ki biz pilavda aslında, değil mi hocam, tereyağını da tercih ederiz. Neden? Lezzeti olsun diye. O yüzden, güzel koku da verir. Evet. O yüzden biz gene vazgeçmeyelim. Karıştıracağım konuyu. Canan Hoca da duyuyorsa destekliyordur herhalde tereyağı olayını. Ha, ikisi birden destekler mi bilmiyorum. Vallahi hocam, yani artık ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi
ne yapacağımızı falan fena halde şaşırmış durumdayız. Karıştırıyoruz. Evet, karıştırıyoruz ama yine de damak tadından ben şahsen vazgeçmiyorum. Yemekleriniz nasıl? Çok yemek seçmem ama biraz sebze ağırlıklı beslenmeye dikkat eden birisiyim ezelden beri. Seviyorsunuz onu. Evet. Erkekler genelde eti biraz severler ama. Öyle ama belki İskenderunluyum mu dediniz siz? İskenderun evet. Ama hocam siz Yeşillik memleketi diyorsunuz. Yani bildiğim daha çok, bir dakika, Tantuni memleketi değil mi? Mersin o. Mersin mi? Mersin. Ama yöresel yemekler var bizim orada. Neler var? Bir onu duyayım. Meşhur şey yaparlar bizde, kağıt kebap yaparlar. Yani köfte gibi düşünün ama tepside veya bir kağıdın üzerinde fırında pişen şekilleri var. Zaten genel kebap çeşitleri güneyde, Antep, Adana, Hatay benzer çok şeyleri fena, taşırlar. Çok fena, çok. Ben de 2 saat oldu Adana'dan geldim. Artık zaten takipçiler iyi biliyorlar. Diyorlar ki sen yarı Adanalı ol, sen İzmirli falan değilsin. Hakikaten ruhum gerçekten Güneydoğulu. Yani doğma büyüme Karşıyakalıyım. Biz biliyorsunuz mavi kan zannediyoruz kendimizi İzmir'de Karşıyakalı olunca. Ama... Sen Güneydoğulu'yum şimdi. Evet, hakikaten öyleyim aslında. Evet, ne yapıyorum? Biraz tuz ekledim, biraz karabiber ekledim. Tereyağı mutlaka. Zeytinyağı olmazsa olmaz. Tereyağla zeytinyağını karıştırırsanız pilavdan çok daha farklı bir lezzet elde edersiniz. Yeri geldiği için söyleyeyim, menemen severler için söyleyeyim. Menemeni yapmadan önce de mutlaka zeytinyağı ve tereyağını eritip yakmadan sonra menemeni yaparsanız, yani gerekli malzemeyi koymak, yani domatesi, biberi koymak çok daha lezzet verecektir. Bir küçük diyor daha. Tereyağla zeytinyağını karıştırdıktan sonra biraz tuz koyduktan sonra gerekli malzemeyi koyarsanız çok çok daha lezzetli olacak. Evet. Şimdi siz püf noktası verin bakalım. İşinizle ilgili. İşimle ilgili gerçek püf noktası sizin bahsettiğiniz gibi yemekteki o gibi baştan aslında dikkat etmek gerekiyor. Evet. Baştan dokularımızı yıpratmamak gerekiyor. Koruma altına almak gerekiyor. Çünkü bizim estetiğimizin büyük kısmını, güzelliğimizin büyük kısmını sağlayan yapımız derimiz, yüzümüzün, vücudumuzun derisi. Evet, değil o mi? O deriyi korumak, kollamak kıyafet gerekiyor. Neyden koruyacağız? Güneşten koruyacağız özellikle. Aşırı bence güneşten sigara dumanı koruyacağız. Berbat bir şey. Sigaradan uzak duracağız. Kurutmamaya çalışacağız. Çok özellikle derisi, cildi, kuru insanların dikkat etmesi lazım. Evet. Gerekirse nemlendiriciler kullanacaklar. Güneş koruyucu kullanılabilir. Hocam şimdi böyle uçuşur benim aklımda. Sormadan edemeyeceğim. Hangi tarz deri tiplerinde ameliyatta zorlanıyorsunuz? Zorlanmazsınız da siz sorumu hissettiniz. Yani hangi zor toparlanır nasıl dediğiniz deri tipi nedir mesela? Şöyle yani problem çok ileriyse elbette ki daha büyük işler yapmanız gerekiyor. Bazen tek bir müdahaleyle, tek bir yöntemle toplam sonuca ulaşamıyorsunuz. Yani ek yöntemler, ek müdahaleler gerekebiliyor. Deri hem çok ince hem çok kırışık, hem çok lekeli, hem çok sarkık. Biz bir yüz germe ameliyatı yapacağız, boyun germe ameliyatı yapacağız. Bütün bu sorunları çözeceğiz. Bu mümkün değil. Ek işler de gerekir. Yani deri sarkıklıklarını, doku gevşekliklerini belki o ameliyatla yerine taşıyabiliriz, düzeltebiliriz. Ama derideki incelik, kuruluk, kırışıklık, bunlar için lazer tedavileri gerekebilir. Deriyi kalınlaştırma için başka deri altı yağ enjeksiyonları veya hazır madde enjeksiyonları gerekebilir. Lekeleri temizlemek gerekebilir. Yani bir sürü çok kapsamlı işler. Yani bir şey yanıp yani da gelip de ben şu fotoğrafa benzeyeyim ya da şu kişiye benzeyeyim deyip de o sonucu beklemek büyük bir hayal görmek aslında. Ve bunu tek bir işlemde beklemek daha büyük hayal olur. Bence de kesinlikle. Burası bence biraz sizin açınızdan zorlayıcı. Peki. Biraz kavurdum gibi fark ettiniz mi? Evet. Koku güzel geliyor mu? Güzel geliyor. Peki. O zaman şimdi pirincimizi ekleyelim. Ekledik. Evet, bir kavuralım bakalım. Bu böyle pek de kombinasyonuna ihtimal verilmeyen bir pilav. Geçen gün, işte dedim ya bir haftadır Adana'dayım, orada çalışıyorum. Biliyorsunuz regresyon terapisti olduğumu. Türkiye'nin birçok ilinde de yoğun bir programla çalışıyorum.
Evet, orada bir arkadaş, Adana zaten kebap, işte malum onların muhteşem salataları falan, her şey böyle inanılmaz leziz. Şimdi böyle pilav falan istedi canımız. Ya nasıl bir pilav olur derken, sen dedi arkadaşım, canım Mervem, izliyordur, her programı kaçırmaz. Hiç karnabaharlı pilav yedin mi dedi. Yok yemedim dedim ama getir yapalım. Yaptık, bir güzel de yedik. Şimdi hocama da o pilavı yapıyorum. Evet. Aslına bakarsanız programların aralarında konuşulanları dinlemek lazım. Neler konuştuk, neler. Hocam, şu burun estetiğine bir değinelim. Bu çok enteresan ve her zaman için çok geçerli bir konu olduğunu düşünüyorum. Kadında da erkekte de. Çok ifadeyi değiştiriyor. Burun estetiği en çok arzulanan, en çok sorulan, evet, en çok aranan estetik müdahale veya ameliyat. Çünkü bunu genç yaşta insanlar da istiyor. İleri yaşta insanlar da istiyor. Çünkü ileri yaşta da burunda bir takım değişiklikler, başlangıçta tabii, olmayan değişiklikler meydana geliyor. Şey büyüme bir oluyor, bir miktar gevşemeler tabii oluyor. Onun için ileri yaşlarda da isteniyor. Başka ameliyatlarla kombine edilebiliyor. Veya hiç niyeti yokken kişinin nefes alma probleminden dolayı burnun içindeki kemik eğriliğinden veya konkaların, etlerin büyümesinden dolayı evet, sorun oluyor. Bunun için ameliyat olmuşken estetik de gündeme geliyor. O estetik de beraber yapılıyor. Ben burun ameliyatını yüz estetiğinin bir parçası olarak düşünüyorum. Öyle kabul ediyorum. Evet. Çeşitli ortamlarda da öyle ifade ediyorum zaten. Aslında burun estetiği, burnu güzelleştirme, yüzü güzelleştirmedir. Evet, doğru. Yani tek başına burnu ele almamak lazım. Onun için ısrarla ben her ortamda derim ki güzel burun yoktur. Kişinin yüzüne uyumlu burun vardır. Yani kesin burun tek başına, fotoğrafta görüyorsunuz, getiriyor bazı hastaların, ben böyle burun istiyorum diye. Buruna bakıyorsunuz güzel. Ama o kişinin, kişiye uyuyor mu? O kişinin yüzünde güzel duracak mı? Doğru. Ona yakışacak mı? Kendisinin çene yapısı, elmacık kemiklerinin çıkıntısı, yüksekliği, çıkıntısı, alnının yapısı, genişliği, yüksekliği, onlar hepsi önemli. Doğru. Yüzüyle uyumlu olması lazım. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Peki sizce uzaktan bakıldığında bu ameliyat başarılı bir burun ameliyatı dediğiniz ölçek nedir? Çünkü çok kaydırak gibi burunlar var, çok hokka uçlar var, çok geniş dışarıdan bakıldığında böyle deliklerin görülenler var. Evet, yani daire şeklinde böyle. Yani bu mudur mesela? Bilemiyorum. Şimdi aslında bunların tam belli bir ölçüsü yok. Yani bu güzel burun budur diye bir şey yok. Ama ben daha çok doğalcıyım. Yani hem görünüşü doğal olsun, evet, çok ameliyat olduğu, estetik olduğu belli olmasın, hem de yüzüne yakışsın. Evet. Yani yüzünün bir devamı gibi olsun. Hatta benim yaptığım ameliyatlar, burnu değiştiriyoruz, güzel oluyor. Kişi diyor ki, ya benim arkadaşlarım anlamadı diyor ameliyat anlamadı olduğumu. Ameliyat oldu. Ne sen mutlu başarı diyorum o zaman bana. Yani hem bana tabii hem hastama. Ne mutlu. Hem güzel bu burnun olsun, hem etraftan insanlar anlamasın, yüzünde de güzel dursun. Gerçek ölçü o. Doğru. Bana göre ölçü o. Biraz daha eski zamanlarda estetik burun denince, biraz önce bahsettiğiniz gibi biraz daha böyle kaydırak ve biraz daha böyle kalkık burun anlaşılırdı. Evet. Ama işte belki benim veya benim gibi düşünen birçok doktorun anlayışıyla daha doğal burun yapmaya yöneliyoruz gibime kesin geliyor. Kesin katılıyorum. Sizlerin bu konudaki katkısı inanılmaz. Çünkü gerçekten orada bir prototip burun beğeniyorlar. Bu konuda Instagram herhalde, Instagram değişik bir yere sahip değil mi? Hem sizin işinize hizmet ediyor hem inanılmaz köstek olduğunu düşünüyorum. Çok. Ben de değinmek isterdim siz açtığınız konuyu. Son yıllarda sosyal medya, sadece Instagram değil, evet, sosyal medya kişileri doktora çok götürüyor estetik amaçlı. Özellikle evet, burun ameliyatı için. Çünkü herkesin bir sayfası var, kendisinin fotoğraflarını çekiyor, buralara koyuyorlar. Hepsinin elinde cep telefonu, öz çekim yapıyorlar. Ve evet, bu cep telefonlarının da kameraları biliyorsunuz küçük hep. Evet. Yetersiz. Böyle doğru, profesyonel kameralar doğru, değil. Doğru. Onun için objektife biraz yakın olan şey, vücudumuzun biraz yakın olan kısmı, böyle 2 santimetre yakın olan kısmı büyük çıkıyor. Hep burun büyük çıkıyor onlarda. Aa, ondan elmacık mı kemikleri çıkıyor? Öğrendik. Ve herkes benim burnum büyük diyor. Doğru. Burnumun ucu geniş diye bize başvuruyor. Veya bununla başvuranların sayısı artıyor. Hafif bir problem varken çok görülüyor oradan. Doğru söylüyorsun. Bunun dışında
çok geziyorlar internet sayfalarında. Başkaları, güzel insanları çok görüyorlar orada. Sanatçıları, albenisi yüksek olan insanları, başarılı insanları çok görüyorlar. Bunlar güzelliğin hedefi bu. Başarının hedefi bu gibi böyle şeyler kodlamalar yapıyorlar. Bu amaçla gelen çok kişi var. Yani güzel olacaksam böyle olmalıyım demek böyle ki. Ben olmalıyım, ona benzemeliyim evet. diye. Ya da böyle olursam toplum beni var. Kabul eder, toplum beni tabii beğenir. Ya da toplumun gözünde bu kişi daha bu kadar olurum, başarılıysa ben de olurum. İşimde yükselirim, o şansı yakalarım. Evet, daha güzel arkadaşlarım arasında daha kabul görürüm. Hı hı. Yani başarının veya güzelliğin öne çıkmanın sırlarından biri o olarak kabul ediliyor. Doğru. Çok geziyorlar çünkü orada başka bir hayatları var insanların. Evet, pilav oldu. Bakalım hocam beğenecek misiniz? Şöyle. Kokusu güzel geliyor, onu söyleyebilirim şimdiden. Evet, değil mi? Keyifli bir, lezzetli bir kokusu var. Yalnız ben de döktüm. Bakalım orayı temizleyelim bir şekilde. Evet. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bakalım hocam beğenecek mi? Karnabaharlı tereyağlı pirinç pilavı. Evet. Evet. Bunun yanına et falan da tabii çok yakışır. Her türlü. Gerçekten çok değişik olmuş. Karnabahar tadı pilavda alınıyor. Yani pirincin kendisinde de karnabahar tadı var ve evet, bu sebze sevenler için önerilecek bir değil mi? Yemek. Yani hiç tahmin etmezsiniz. Ya bunun üzerine ne, bunun içine de koyabiliriz. Üzerine süsleme olarak da dereotu çok yakışır. Bezelyeli, bezelyeli patatesli olanlarını kesinlikle, biliyordum ama kesinlikle bu karnabahar bir tat katıyor. Öbürleri hı-hı, patates mesela pek tat katmıyor şeye, pilava. Biraz kavurduk da tabii ki tadı da çıktı. Evet. Buradaki sıralamalarda dediğim gibi tuzu önceden koymak, yağ. Bunlar çok küçük tüyolardır yemek pişirirken. Paylaşmadım, ben aslında profesyonel aşçıyım. Akademik eğitimim o yönde, üniversite eğitimim. Yani tuz karnabaharın o tadının yayılmasını arttırıyor mu? Evet, tuz ve şeker o tarz destekleyicilerdir. Mesela çok yeri geldiği için de söyleyeyim. Yemek yaparken meraklıysanız soğanı kavururken birazcık toz şeker koyarsanız böyle bir çay kaşığı kadar o evet, soğanın tadı rahiyasını daha fazla özellikle zeytinyağlılarda çok 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 ortaya çıkarır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet. Deneyin. Denemekten hiç zarar gelmez. Hayatınıza yeni bir lezzet katmış olursunuz. Sınırsız bakmak lazım. Yani böyle düşününce bir arada karnabahar ve pilav nasıl olur, pirinç pilavı diye düşünmeyin. Sadece yapın. Görüşürüz.